1923 yılının sonlarında Hitler artık Almanya'nın yönetimini ele almanın zamanı geldiğini düşündü. O dönemde Naziler ve Hitler popülerlik kazanmıştı çünkü aşırı enflasyon yüzünden Weimar Cumhuriyeti dağılmaya başlamıştı. Ayrıca Almanlar Ruhr bölgesindeki Fransız işgalinden dolayı kendilerini hakarete uğramış olarak görüyorlardı ve Nazi hareketini sadece sıradan insanlar değil aynı zamanda asiller de destekliyordu. Örneğin burada gördüğünüz kişi General Ludendorff'tur. Ludendorff sırttan bıçaklama teorisine inananlardan ve Hitler'in destekçilerinden biriydi. Bunu anlatmıştık hatırlarsınız. Ee, onlar Kasım suçluları diye düşündükleri grubun eğer iktidarı ele almasa ve ateşkes imzalamasa Almanya'nın aslında Birinci Dünya Savaşı'nı kazanacağına inanan grup. 1922'de Mussolini İtalya'da iktidara geldi ve bu Hitler'e ilham kaynağı oldu. Kasım ayında Hitler, Bavarya bölgesinin üç liderini kaçırmaya karar verdi. Bölgenin kontrolünü aldıktan sonra da tüm ülkenin kontrolünü ele geçirme niyetindeydi. Yani e, ülkeye yapacağı darbeye ilk önce Bavarya'dan başlamak istiyordu. Ve 1923 Kasım'ında Bavarya bölgesinden sorumlu olan üç lider ve birkaç resmi görevli ile Bavarya'da bulunan Münih kentinde, Münih'te bir birahanede bir araya geldiler. Hitler bu toplantıyı tamamen kontrolü eline alabileceği bir fırsat olarak görüyordu. İşte birahane ayaklanması yani devleti devirme teşebbüsü burada meydana geldi. Hitler ve Naziler birahaneye gittiklerinde bir sürü resmi görevli ve askerle karşılaştılar. Sonra Hitler birden sahneye çıktı, tabancasını çıkardı, havayı iki el ateş etti ve oradakilere bağırdı. Hey buraya bakın bu bir devrimdir dedi silahını oradaki üç lidere doğru doğrulttu. Daha sonra işler karışmaya başladı tabi. Oradaki askerler de karşılık vermek istediler. Hitler'in yanındakiler de hemen olaya müdahale ettiler. Hitler bu sırada dışarıda yaşananlara yani Almanya'da olan olaylara dikkat çekmeye çalışıyordu. Tam bu sırada barın içerisinde iyice bir kaos ortamı hakim oldu. Kaos iyiden iyiye büyüdü. Hitler ve yandaşları bu yandaşlar arasında General Ludendorff da var. Münih'in ...merkezine yürümeye karar verdiler. Yani üç generali rehin almayı başardılar ve daha sonra Münih'in merkezine doğru yürüyüşe geçtiler. Tüm bunlar Münih şehrinde oluyor, Bavarya'daki Münih şehri. Yürüyüş esnasında askerlerle karşılaştılar ve bir çatışma yaşandı. Bu çatışma sırasında 40 ila 60 kadar nazi vuruldu ve tabii birçok da asker yaralandı diğer taraftaki Alman askeri yani Weimar Cumhuriyetinin askerleri. Birkaç gün sonra Hitler tutuklandı. Hitler tutuklandı. 1923'te yapılan duruşmada Hitler'e hapis kararı çıktı. Yani Hitler'in aslında tüm bu hırsı ona hiçbir şey kazandırmamıştı. En azından bu birahane ayaklanmasında bir sonuç elde edilememişti ve Hitler hapse girmişti. Ancak hapisteyken bile Hitler felsefesini geliştirmeye devam etti. 1924 yılını hapiste geçirdi. Ve burada otobiyografisi ve aynı zamanda inançlarını paylaştığı kitabı olan Mein Kampf'ı yani Kavgamı yazdı. Bu kitap Hala birçok ülkede yasaklıdır. Ama e, Türkiye'de değil, Türkiye'de bu kitabı kitapçılarda bulabilirsiniz. Ya da internetten ulaşabilirsiniz. Kitabı okuduğunuzda Hitler'in zihninin ne kadar tuhaf düşünceleri barındırdığını kendiniz görebilirsiniz. Hitler tüm bunlar yaşanmadan önce de iletişim becerisiyle tanınan bir kişiydi. Kavgamın e, tüm bölümlerine internet üzerinden ulaşıp bakarsanız aslında ne kadar rahatsız edici. Ama aynı zamanda da etkileme gücüne sahip olan bir... ...yazım olduğunu görebilirsiniz. Şimdi burada kitaptan küçük bir parça var... ...ve birazdan size bu parçayı okuyacağım. Bu parça Hitler'in düşüncelerinin ne kadar karanlık olduğunu bize gösteriyor. Burada Hitler aslında tüm yaşananlara... ...kendince bir çözüm önerisi üretmiş ve bunu aktarıyor. Okuyorum. Almanya'nın çöküşünün sebeplerini tetkik edecek olursak... ...ilk ve kati sebep olarak ırk meselesinin ve yahudi tehlikesinin takdir edilip görülmemesinden ileri geldiği anlaşılır. Buradan da anlaşıldığı gibi Hitler ırk sorunlarını, ırksal sorunları yahudi toplumuna mal ediyor ve her şeyden onları suçlu görüyor, onları suçluyor. Devam ediyorum. 1918 yılının Ağustos ayında savaş alanında uğranılan yenilgilere tahammül etmek son derece kolay olabilirdi. Bu yenilgiler milletimizin daha önce kazandığı zaferlere oranla hiçten ibaretti. Bizim çökmemize bu yenilgiler sebep olmadı. Biz milletleri var olmaya kabiliyetli kılan, ve bu şekilde hayatlarını meşru saydıran siyasi kuvvet ve içgüdüleri yıllardan beri sistemli bir şekilde milletimizin elinden alarak yenilgileri hazırlamış olan kudret tarafından yere serildik. Hitler burada aslında Alman ırkının başka ırklarla karıştığı için saflığını kaybettiğini söylüyor, öne sürüyor. Başka yazılarına da baktığımızda Hitler'in burayı daha kolay anlayabiliyoruz ve buranın anlamı bu şekilde. Tekrar devam ediyorum. Eski Reich, milletimizin mensup olduğu ırkın temellerinin korunması hususunun ortaya çıkardığı meseleyi ihmal etmekle bir milletin dünya üzerinde yaşamak için sahip olduğu tek hakkı kötülüyordu. Almanya'nın bu kadar sorun yaşamasının sebebinin ırklardan kaynaklandığını düşünüyor yani Hitler. Önümüzdeki derslerde Hitler'in bu düşüncelerinin doğurduğu tarihin en kanlı ve korkunç olaylarını ele almaya devam edeceğiz.